Öncelikle şunu söylemeliyim. Berklee College of Music'te okurken Arif Mardin bursuyla okudum. O yüzden hani onun izinden gidiyor olmak ve onun gibi böyle bir adaylık almak benim için gerçekten çok anlamlı. Onun dışında hani genel müzik yolculuğumdan bahsedecek olursak başta klasik piyano ile başladı. Hani piyanist olmaya çalışıyordum diyebiliriz. Çocukluktan tabii 4 yaşından beri çalıyorum. Konservatuvarda yarı zamanlı piyano bölümünde okudum Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin. Sonra Berklee College of Music'e kabul aldım. 5 sene orada okudum. Çift ana dal ve yan dal yaptım. Bölümlerimden bir tanesi film müziği besteciliğiydi. Bir tanesi de Contemporary Writing and Production diye geçen böyle daha hani beste de olan ama aranjman, prodüksiyon, mixing, mastering bazlı bir bölümdü. Yan dalım da müzikal tiyatro besteciliğiydi. Öyle çok keyifli geçen 5 senelik bir eğitim sürecinden sonra Los Angeles'a taşındım. 9 tane staj yaptım. Aynı zamanda böyle çocuk tiyatrolarında ve bazı başka tiyatrolarda müzik direktörlüğü yaptım. Bu arada çocukluk hayalim Disney ile çalışmaktı. Hani dünyada pozitif bir etki yaratabilecek projelerde çalışmak istiyorum. O yüzden Disney'den bir sürü çalışana ulaşıp bunlardan bir tanesinden gelen ve tam o gün acil bir müzik asistanı bulması gerektiği bir mesaj sonrasında onlarla çalışmaya başladım. Wednesday dizisinde çalışmak hem çok şaşırtıcıydı hem de hala böyle biraz inanamadığım bir durum. Çünkü pandemide Türkiye'deyken gelişti her şey. Hani Tim Burton gibi bir ismin projesinde yer almak ve bunu pandemide odanızdan pijamalarınızla aranjman yaparak yapmak gerçekten akıl almıyor yani. İki tane çok sevdiğim arkadaşımla beraber yaptık bu aranjmanı. Bir tanesi çok başarılı bir kadın prodüktör. Bu arada ikisi de Los Angeles'ta yaşıyor, oradan arkadaşlarım. Beni bu projeye Alana davet etti. Onun background'u daha böyle hani pop, hip-hop, singer-songwriter gibi. Benim background'um biraz daha orkestral müzik, klasik müzik. Wednesday'de cello çaldığı için hani orkestral bir enstrüman bunun bir parçası olacaktı. O yüzden benimle beraber işbirliği yapmak istedi. Ben de tabii ki hemen kabul ettim. Bizim sektörde her şey böyle çok son dakika işidir. Hatta böyle annem babam doktor, onların böyle acil işleri olur, bizim de öyle. Hani bir telefon geliyor, sabaha şunu yetiştir, acil olmak zorunda. Hani istersiniz ki Tim Burton gibi bir isimle çalışıyorsunuz, günleriniz, aylarınız olsun, yaratabileceğiniz en mükemmel şeyi yaratın ama hiç öyle olmadı. Böyle yarın sabah işte cellistin, yani cellist dediğimiz de ana karakter, cello dersi var, yetişmesi lazım, hadi hemen şu şarkıyı deneyin. Öyle olunca bizim dizinin görsel dünyası ile ilgili hiçbir şey yoktu elimizde. Senaryoyu da bilmemize gerek yok çünkü hani sadece o parçayı yapacağımızı biliyoruz. Hem biraz hayal gücümüzden yardım alıp hem de tabii ki Addams ailesi çok bilindik, sevilen bir yani aile diyeyim, karakterler. Ben de çocukken çok izlerdim. O yüzden hani Wednesday'in karanlık bir karakter olduğunu biliyordum. Bazı insanüstü güçleri olduğunu biliyordum. Dolayısıyla bu aranjmanın biraz virtüözlük olması gerektiğini düşündüm ki hani herkes kolay kolay çalamasın ama Wednesday tabii ki her şeyi yapar, bunu da çalar gibi bir etki olsun. Sonrasında dizinin çekimleri ve editleri bittikten sonra hani tabii ki bütün dizi müzikleri çok epik ve orkestral. O yüzden buna da orkestra eklenmesi kararı verildi. O yüzden hani asıl bir gecede yaptığımız bölüme aylar sonra orkestra ekledik. Ortaya çıkınca tabii ki hani biz de çok sevindik çünkü hani hem şarkı çok ikonik, Rolling Stones'un eseri zaten çok bilindik, çok sevilen bir eser. Bu yeni dizayn edilmiş halini de hani dinleyiciler çok beğendi, biz de çok mutlu olduk. Hayatımın ilk uzun metraj filmiyle Society of Composers and Lyricists var, Los Angeles bazlı. Bu besteci ve söz yazarlarının birliği, derneği. Onlar beni böyle genç yetenek ya da parlayan yetenek, şimdi tam Türkçe'ye çeviremedim, David Raxton Award for Emerging Talent diye geçiyor. Ona aday gösterdi. Yalnızca 5 aday var ve hani halk oylamasına açık bir şey değil, sadece diğer besteciler oyluyor. O yüzden hani kendi meslektaşlarım tarafından böyle bir adaylık almak benim için çok güzeldi. The Monster of the Desert diye bir korku filmi yapmıştım, gene kısa film. Onunla sanıyorum 2 ödülüm var. Biri Chicago Korku Festivali'nden, diğeri nereden inanın unuttum. Çünkü bir 3-4 yıl oluyor. Onun dışında Women in Media diye bir organizasyon var gene Los Angeles'ta. Onların Camaraderie diye bir programları vardı. Onun projelerinden birine besteci olarak seçildim. Onlar da The Excellence in Music gibi bir ödül verdiler bana, sağ olsunlar. Amerika'da üniversite kabulü için aslında çok önemli olan bir şey aktif olmanız ve hani böyle değişik şeylerden zevk almanız ve sadece bir şeye kanalize olmanız değil, tam tersine çok yönlü olmanız. O yüzden önerebileceğim en büyük şey hani sadece okul notlarına
odaklanmak dışında hobileriniz olması ve bunları da hani profesyonele gidecek şekilde biraz geliştiriyor olmanız. Bence insanın başarılı olması için yaptığı işi gerçekten sevmesi lazım ki hani onun için gereken asgari emeği değil de hani varıyla yoğuyla onun için savaşabilsin. O yüzden bence verilebilecek en büyük öğüt öğrencilerin hani tam sevdikleri şeyi bulmaları ve onun üstüne gitmeleri ve bunu bir tutkuya çevirmeleri. Bu müzik olmak zorunda değil, hani başka bir dalda olabilir. Onun dışında hani illaki hepimizin hayatında bizim cesaretimizi kıran insanlar oluyor. Bence onlara asla kulak vermemek lazım. Çünkü hani her şeyi başarabiliriz. Ben bugün hani bir Türk olarak Grammy'ye aday gösterilebiliyorsam diğer gençlerimiz de bunu yapabilir. Çok daha ilerisini yapabilir. O yüzden kendimize inanmak, pozitif olmak ve pozitife odaklanmak. Yani Amerika'da dünyanın her yerinden gelen çok fazla insan olduğu için o insanların işbirliğinden çıkan sentez çok ilginç oluyor. Ben bunu çok keyifli buluyorum. Onun dışında hani sanata çok büyük bir ilgi var. Hafta sonunda bir müzeye gidiyorsunuz, tıklım tıklım dolu. Bir konsere gidiyorsunuz, gene hani boş yer yok. Ama Amerika'da sanki sanata daha çok saygı duyuluyor gibi hissediyorum. Ya da daha geniş bir kitle ilgi duyuyor. Ya sanki böyle bütün dünyanın gözü Amerika'daymış gibi olduğu için orada yapılan projeler biraz daha yüksek bütçeli oluyor ve daha büyük kitlelere yayılıyor. Herkesin gözü Hollywood'da, herkesin gözü New York'ta. Grammy adayı olmak çok büyük bir şey ve bunun için gerçekten çok müteşekkirim. Ama aynı zamanda insanoğlunun ne kadar doyumsuz olduğunu da biraz görüyorum. Çünkü şimdi de acaba bir gün de Oscar'lara aday olup da Türkiye'yi bu şekilde gururlandırabilir miyim gibi yeni hayaller ekleniyor. Öyle, yani gene çok çalışacağım, gene işimden zevk alacağım. Ama bunun onuruyla. Aslında geçtiğimiz 2 ayı turnede geçirdim. Hayatımda ilk defa orkestra şefi olarak turneye gittim. Disney Concerts'ın Coco diye bir filmini 2 ay boyunca Kuzey Amerika'nın her yerinde filme senkronize olarak Meksikalı bir orkestrayla canlı olarak icra ettik. Ve bundan çok büyük bir keyif aldım. Hatta neredeyse bestecilikle eşdeğer. Böyle olacağını tahmin etmemiştim. O yüzden ileriye baktığımda hani orkestra şefliğini ve besteciliği dengelediğim bir hayatım olsun istiyorum. Hem film müziklerine zaten hem konser müziklerine çok ilgim var ve çeşitli konserler için eser siparişi almışlığım vesaire de var. Ama bu film dünyasıyla konser dünyasını beraber götürmeyi çok hedefliyorum. Annemler böyle korkacağımı düşünüyorlardı. Hani ilk defa bizden ayrılıyor, bambaşka bir ülkeye gidiyor dünyanın öbür ucunda. Ama onun da şöyle bir yönü var. Annem için o yaz okulu ayrılığı sanki üniversite ayrılığı gibiydi. Çünkü oraya bir kere gittim mi orada kalmak isteyeceğimi biliyordu. Ve nitekim öyle oldu hani oraya gidince. O yüzden ilk ayrılığımız o yaz okuluyla oldu. Sonrasında da hani tabii ki zorlandık. Ben her gidişimde yani havaalanında ağlayarak, olay çıkararak gidiyordum. Ama uçak bir kere kalktı mı ve ben kendimi bir kere Berkeley'de buldum mu, sonra da hani tabii ki onları özlüyordum ama hatta havaalanında onlardan ayrılmakla ilgili yazdığım bir eser var, Leaving You Behind diye. Konserlerde vesaire çalınıyor arada. Öyle, bunu ilhama dönüştürüp müziğe dönüştürdüm. Benim bu müzik aşkım çocukluktan geldiği için ben de hani çocuklarla ilgili projeler yapmayı çok seviyorum. Hatta 2021 yılında İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın İstanbul Müzik Festivali için 2 farklı çocuk konseri projem oldu. Diğeri de Çocuk Şarkılarıyla Tarz ve Zaman Yolculuğu diye bir konser. Orada da bilinen ve sevilen hem Türk çocuk şarkılarını hem hani uluslararası olarak da bilinen şarkıları değişik tarzlara göre aranje ettim. Mesela arkadaşım eşeği hem blues hem rap yaptım. İşte Hayat Bayramı Olsa'yı tango ya da bossa nova yaptım. Küçük Kurbağa'yı soft jazz yaptım. Böyle çocuklara değişik müzik tarzlarından bahsettiğimiz ve hani zaten bildikleri, sevdikleri şarkıları yeni bir şekilde sunduğumuz bir konser oldu. Onun dışında şimdi Birleşmiş Milletler'in Dünya Kadınlar Günü'nde verecekleri bir konser için eser siparişi aldım. Onun üstünde çalışıyorum. Hani müziğin dünyaya iyilik getireceği ve insanlara ilham vereceği projelerin içinde yer almayı çok seviyorum.